Azra Ateş'le benden söylemesine hepiniz hoş gelirken, Ağustos'un ikinci haftasını koluna takmış da gelmiş dercesine bu haftaki gündemlerim olay. Hazırsanız, kemerleri bağladıysanız, benimle bu uçuş yolculuğuna çıkacaksanız o zaman şunu bilin. Güzel haberlerim de var. Olmak istediğim bazı burçlar da var. Ama onun neler olduğunu şimdi biraz sonra tek tek size bahsedeceğim. Şunu unutmayınız. Venüs retrosu devam etmekte. Ve bunun etkileri de benim Instagram hesabımda gizlenmekte. Hepinizi Astro Azra'da bekliyorum. Partimiz var. O zaman hemen her şekilde, her hafta olduğu gibi koç burçlarıyla başlayalım. Koçlar, geldiniz mi? Ağustos'un ikinci haftasında neler var biliyor musunuz? Şimdi ilk olarak şunu söylüyorum. Hayatım, ilk etkilerden yani Ağustos'un ilk haftasından muaf değilsin. Eğer dinlemediysen muhakkak Ağustos'un ilk haftasına bir git, bir bak orada ne konuştuk. Hala etkileri devam. Venüs retrosunun etkileri bomba gelmekte. Bununla birlikte bu hafta seni uyaracağım bazı konular var. Onlar da ne? Şimdi, görüyorum ki maşallah diyemeyeceğim kadar çalışıyorsun. Evde, işte, akademide, nerede uğraşıyorsan artık. Böyle illallah geldiği, çıksam mı be şu işten diyecek burçların arasındasın. Ne demiştik geçen hafta dinlediysen eğer? Çıkmıyoruz. Konuşmaların çok hızlı. Hatta öyle ki çok hızlı konuştuğun için özellikle işlerinden bahsederken, yani şu an bir taklit bile yapamadım. Muhtemelen koç burçları şu an şöyle. Şu işim var, bu işim var, şuraya gittim, şurada var. Yani düşünün. Sırf bu yüzden iş ortamında gerginlikler bile yaşayabilirsiniz. Ya da ev ortamında kendi görevlerinizi anlatırken bende bu var, bende şu var, bende bu var derken partneriniz size diyebilir ki tamam bende de var. Ama kabul ediyorum, astroloji de sizden yana. Gerçekten uğraşıyorsunuz. Neyse ki bu Mars Başak süreci de kalıcı değil. Bütün işlerinizi tamamlayın. Önümüzdeki ay bir selamet yolu buluruz illaki. Siz bu hafta yaşayacağınız yorgunluklar için şimdiden enerjinizi toplayınız. Zaten sizin yıl genelinde Mayıs ayına kadar, 2024'e kadar bir para şansınız var sizin ya. Onu hesaba katın. Yaptığınız işlerde bu motivasyonu göz önünde bulundurun. Ya Azra nerede, bana gelmiyor falan derseniz de gelmesin. İçinizde kalır zaten. Venüs retrosunda bir şeye başlamıyoruz diye anlaştık. Dolayısıyla iş ortamı da ne güzel, Mars da orada size destek atıyor. Kullanın bunu. Bu enerji size hiçbir içeceğin veremeyeceği bir enerji. Öyle söyleyeyim. Yani al bunu kullan. Zodyak'tan size bedava. Dolayısıyla bu enerjiyi vermişken Allah'ın dağına göre kar vermesi misali sana da o işi verecek. Tamamlarsın. Ne güzel rahat edersin. Sonra kazandıklarını yanına kar edersin. Şimdi sana haberim ne biliyor musun? Haftanın ilk günlerinde böyle ya parayla ilgili ya da kariyerinle ilgili bir takım gündemler, güzel gündemler, hoş gündemler, yüzünü güldürecek gündemler yaşayabilirsin. Bunun yanında yatırımla ilgili double uyarılıyorsun. Sakın yatırım yapmıyorsun, sakın eğleneceğim diye, bir gecede felekten gün çalacağım diye abartmıyorsun. Bak bu hafta sana abartma bu konuda diyor. Eğlen ama dozunda. Eğlen ama tut muhasebeni. Geri kalan gündemi gel konuşalım Instagram'ımda. Bu haftalık burada tutalım. Kendine dikkat et. Dikkat et dediğim yere de dikkat et. Benden söylemesi. Haftaya görüşmek üzere. Boğa burçları, gezegeniniz retro oldu diye soğudunuz mu? Hayattan mı bıktınız? Yoksa yaşamak istemiyor musunuz? Korkmayın, Azra Ateş sizinle birlikte. Ya bu retronun gündemlerinde olacak bir şeyler. Geçen haftanın kaydını dinlememiş ve benimle yeni buluşuyorsan hemen hayatım gidiyorsun. O ilk haftayı dinliyorsun, orada detaylı anlattım. Senin için Venüs retrosu neler demek? Çünkü bu 40 gün 40 gece sürecek bir olay. Şimdi bunu eğer ne demiştim geçen hafta? Sanat alanında kullanırsan ne şahane. Allah neler getirir o sana zaten. Jüpiter de sende. Sen de var ya, kutlamalar bitmeyecek. Dolayısıyla retro boyunca durdurduğun, aman şimdi değil dediğin ne varsa sene boyunca sen bizzat kendinle ilgili. Hiç böyle o bu şu konu değil. Seni ilgilendiren her meseleyle ilgili ekmeğini yiyeceksin. Biraz flörtlerle, çocuklarla ya eğlencesine ya da hobisel olarak takıldığın ortamlarda hızlı konuşmalar, hızlı düşünceler, bu alanlarla ilgili bir şey yapma isteği, kesin yapma isteği, böyle zihninin durmaması, ya Azra retro metro umurumda değil, gitsin, ben bir şeyler yapacağım. Dur, görüyorum bastın 180'e ama geçiş kontrolümüz var. Rica ediyorum, hız sınırımızı koruyalım değerli boğalar. Siz de böyle kolay kolay toprak grubu olduğunuz için, çünkü boğa toprakta önemlidir. Bu ne demek? Yani işini sağlam almak konusunda ve bilmediği işlere girmek konusunda temkinli olan burçlarımızdansınız. Allah'tan ki sanatı seviyorsunuz. Hiçbir boğa burcu görmedim ki sanatı sevmesin. Kız kullan bunu. Kat bir şeyler yaz, okuyalım biz de. Yani ben boğaların sanata olan ilgisini çok seviyorum. Onu da söylemiş olayım.
Seviyorum ya, çok boğa yakın arkadaşım var. Neyse, bu genel bilgiyi de verdikten sonra... Bu hafta başka seni ne bekliyor biliyor musun? Şimdi belki şunu da diyebilirsin. Herkes eğlencede takılıyor şimdi, yönetici gezegeninde retro ya, ağzının tadı kaçacak ya. Ya onlar eğleniyor, bana hak değil mi? Herkes tatilde, ben nereye diyebilirsin. Şimdiki gündemin o değil. Benden zaten sana söylendi, biliyorsun artık. Boş yere canını sıkma. Sene boyunca şanslısın ayol. Aa, bir de ağzını açıp konuşup da benim canım sıkıldı diye. İnsansın, 2 dakikada sıkıl. Hani sıkılma duygusuna da bir tahammül göster. O kadarı da olur öyle şeyler. Şimdi haftanın başında kendinle ilgili yeni bir stil değişikliğine gitmek istersen sakın öyle bir şey yapmaya kalkma. Ama onun dışında güzel gündemler senin ayağına gelebilir. Bak, bu beni çok mutlu etti. Çünkü haftanın ilk günlerinde bir takım güzel şeyler duyup o kaybolan tadını yeniden yakalayabilirsin. Zaten bu retro da geçici bir şey. Öte yandan sakın bu hafta aileyle ilgili abartı bir şeye kaçma. Çünkü aileyle ilgili yeni bir şey var. Sanki yaşadığın yerle ilgili bir değişikliğe gitmek istiyorsun. Gözün bir şeye takıldı. Ben görüyorum senin gözünü. Görmesin o gözün bir şey. Yükselme, aile, ev, yuva ve yaşam alanlarınla ilgili abartıya kaçma diyor gökyüzü. Benden söylemesi. Detaylar Instagram hesabımda. Gel orada detaylıca konuşalım. Haftaya görüşmek üzere. İkizler burçları. Kim demiş ikizler çift karakter diye Allah aşkına? Yani Allah aşkına. Toplanın, biz bu yanlış bilinen bilgiyi doğruya çevirmeye geliyoruz. Bu haftaki gündemlerimiz yoğun ama geçen haftayı dinlemediysen bu etkilerle hala sınanıyoruz hayatım. Git geçen haftayı dinle. Sen zaten bilgiyi de dinlemeyi de ayrı seversin. Seni hiç rahatsız etmez. Oradaki anlattığım her şeyi yaz bir kenara. Çünkü bu hafta aynı şeyler geçerli. Artık tekrar etmeyeyim. Zaten Instagram hesabımda dolu dizgin anlattım. Şimdi retronun konusundan muaf olmamakla birlikte. Görüyorum ki ev ortamlarıyla ilgili bazı koşturmaların ve seni sinir eden şeyler var. Ve buraya da çok kafa takıyorsun. Annem bana böyle davrandı, babam bana böyle davrandı. Ulan bu ailede de yaşanmaz. Bütün enerjimi sömürdünüz falan filan. Peşmekan. Hayatım, bu haftanın gündemi böyle. Yeni karar alma. Sakın o kapıyı da böyle sinirlenip pat diye çıkma. Çıktıysan da sakince geri dön. Orası senin evin neticesinde. Aileyle ilgili ciddi düşünceler, kafaya olan takıntılar tamam ama hemen hızlıca hiçbir şeye karar almaman gerektiğini geçen haftanın podcastinde dinledin. Dolayısıyla artık hazırlıklısın. Sen zaten 1,5 sene psikoloji alanıyla ilgili, spiritüel konularla ilgili çok şey yaşadın. Yani Güney Ay, Kuzey Ay düğümünün 11. evine gelmesi sana inanılmaz şans da getirecek. Dolayısıyla retroyu bulma Allah aşkına, yani yeni karar almak için. Daha güzel günlerimiz var bizim. 1,5 sene olaylarımız var. Neler var neler. Uzunca bir konu bu. Bunu Instagram'da anlattım. Ama bu hafta var ya, sanki haftanın genelinde diyor ki bana, kardeşlerle ilgili ya da kardeşim gibi gördüğün yakın insanlarla ilgili bazı konularda abartıya kaçabilirsin, dikkat et. Hatta var ya, böyle sanki gizli bir düşmanın seni dürtmesiyle, belki sana diyecek ki ya Azra Hakim astroloji Allah aşkına safsata sen kalk yeni işine başla falan derlerse şey gibi oldu. Bize kim karşı çıkarsa düşmanımızdır. Hayır hayır, değil. Astrolojik konuşuyorum ayol. Ya da böyle sanki senin bilinç dışında olan bazı nedenlerden dolayı kardeşlerini dürtüyor olabilirsin ve onlarla ilgili bazı yükselmeler yaşayabilirsin. Kardeş kıskançlığın olabilir. Ya hep onu daha çok sevdiler. Bu sefer bir iş geldi elime, kardeşim de bana dur diyor. Ya da kardeşim de tekrar bana yüzünü astı falan. Böyle bir takım gerilimlerin olursa eğer dikkat et, içinde bırakma. Yükselme. Hemen buradan çıkıp bir takım sonuçlar elde edip yeni kararlar alma. Bu haftanın gündeminde bunların olacağını bil. Sanki böyle haftanın ilk günlerinde de deniz aşırı ülkelerden, yurt dışından ya da sosyal medya konularıyla ilgili bir takım güzel haberler ya da belki güzel rüyalarla güne başlamak senin için bu haftanın gündeminde olan şeyler olabilir. Detaylar Instagram'ımda. Haftaya görüşmek üzere. Kendine dikkat ediyorsun. Yengeç burçlarına hemen geçiyorum, hemen geliyorum. Canım yengeç, geçen haftayı dinlemediysen hemen koş git. Orada olan Venüs retrosu ile ilgili gündemlerimizden hala mesulüz. Dolayısıyla Venüs retrosunun 40 gün 40 gece sürecek etkinliğinde geçen haftada yayınlamış olduğum podcast bizler için müthiş bir veri kaynağı. Şimdi bunu cebimize aldık. Bakalım bu haftanın gündeminde senin için neler var? Bir kere parayla ilgili gündemlerinde akıl danıştığın kişiler belli ki danışmanın değil de yakın çevren. O kadar çok bunaldın, sıkıldın ki böyle belki kısa seyahat yapmak, yakın yerlere gitmek, hatta kardeşin gibi gördüğün insanların evinde ne bileyim küçük bir parti yapıp hani kendi aranızda eğlenmek gibi bazı niyetlerin olabilir. O ortamda bir takım yükselişler yaşamadan, hatta en önemlisi har vurup armağan savurmadan
o ortamlarda bulunmamanı rica ediyorum. Ne demek istiyorum? Onlarla konuştuğun gündemlerde biraz öfkeli görünebilirsin. Yani kardeşlerine bir şeyler açıklıyorsun yakın çevrene. Sanki seni böyle hızlı konuşuyor, kafanda çok şey var gibi görüyor olabilirler ki haklılar. İnanılmaz derecede ticaret yapmak istiyorsun olabilir. İnanılmaz derecede arabayla ilgili bir takım arzuların var olabilir. Ya da hiçbir şey yok, kısa seyahat yapmak istiyorsun. Hepsi olabilir. Bu yapmak istediğin kısa seyahatte böyle şey var ya, bas bas paraları Leyla ya, bir daha mı geleceğiz dünyaya etmenin var ama abartıya gitme diyor gökyüzü. Zaten ikinci evinde bir Venüs retrosu var. Sana ne demiştim? Parasal alanlarına dikkat et demiştim. Bir kere geldim ya, ne olacak demeyesin. Daha gidecek çok günüm var canım, böyle olumsuz düşünmeye hiç gerek yok. Şimdi ne demiştik? Kardeşlerinle olan konuşmalarda da böyle sanki ne var biliyor musun? Hani bir şey vardı ya, sen Abdülhamit'i savundun. Hayır savunmadım, sen savundun, ben savunmadım diye o konuşmanın gidişatını biliyorsunuz. Sizde de tıpkı böyle bir gündem var bu hafta. Gel sen kendinin farkında ol, sen yükselmezsen çevreden gelecek bir şey görmüyorum. Venüs retrosu hariç. Detayları Instagram'da konuşalım. Kendine dikkat et. Haftaya görüşmek üzere. Yükselen aslanlar geldiyse gündemimiz tamamlandı demektir. Çünkü retronun kahramanı sizsiniz arkadaşlar. Venüs retrosu hala sizde. 40 gün 40 gece bu şenliğe devam edecek. Bak şenlik diyorum çünkü ben eğer benden söylemesi diyorsam biliyorum ki siz her şeye dikkat ediyorsunuz ve hazırlıklı yola çıkıyorsunuz. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyor? Öncelikle geçen haftayı dinlemediysen eğer rica ediyorum bir git dinle çünkü etkileri hala sürüyor. Daha da sürecek ben bitti diyene kadar. Bu haftada da şöyle gündemler var. Hem kariyerle ilgili yeni başlangıçlar yapmak istiyorsun, deli gibi de para harcamak istiyorsun. Harcadığın para çok olduğu için ve çok da para harcama isteğiyle dolduğu için dolayısıyla kendini yeni bir kaynak arıyorsun. Arama, ne demiştik? Yeni başlangıçlar yok. Başka, içten içe diyeceksin ki ya ben bu parayı mezarama götüreceğim. Ama var ya her alanda. O bu şu değil. Bu direkt para alanında olduğu için diyor ki yani nereye gidersem gideyim böyle cebim delikmişçesine burada harcayayım motivasyonundasın. Hesabını tutasın, kendini frenleyesin, pişman olmaman için söylüyorum. Çünkü önümüzdeki haftalarda iyi günler de gelecek. Her zaman sana dur demeyeceğim. Haftanın ilk günlerinde yemene, içmene zaten Venüs retrosu boyunca dikkat et de, hani ona bir şey demiyorum da, kariyer konusuyla ilgili tatlı gündemler yaşayabilirsin. Bak, senin yüzünü güldürecek, aa bak bu devam ediyor, en azından bu var diyecek bir takım şükür sebepleriyle karşılaşabilirsin. Uyaracağım konu da ne biliyor musun? Beni dinlemeyen, benim takipçim olmayan hemen böyle bayrak sallayacak. Bu hafta beni dinlemeyen herkes kuaförden ağlayarak çıkacak. Çok net söylüyorum. Çünkü bazılarınız kendisiyle ilgili bir takım konularda abartıya kaçarak özellikle stil, özellikle kozmetik, özellikle estetik, bireysel alanınızı ilgilendiren her konuda bir şeyi abartmaya çok meyilleneceksiniz. Ben aslanım, ben oyum, böyle konuşmalar biraz yukarıdan olabilir. Hayır, bu hafta buna dikkat et. Abartma. Çünkü olgun bir aslan burcu zaten kendisinin farkındadır. Bağırmaya gerek yok. Reklamcılık sektöründen kimlerin en çok çok reklam yaptığını, kimlerin de prestij için reklamını koruduğunu zaten sen biliyorsun. Biliyorsun. Detayları Instagram'dan konuşmamız gerektiğini de biliyorsun. Kendine dikkat et. Venüs retrosu boyunca dikkatini ekstra et. Seni seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoş geldiniz Başak Burçları. Canlarım, umarım iyisinizdir, keyfiniz, sağlığınız ve sıhhatiniz son derece yerindedir. Bak, sıhhat kelimesini ekstra çiziyorum çünkü bu haftayla ilgili değil bu. Ay genelinde sağlığına çok dikkat etmelisin. Böyle ekstrem sporlar falan bilmem ne, yanıklar, kazalar, dikkat et bebeğim. Hatırlatıyorum, ateşe, ocağa sen dikkat et. Şimdi zaten geçen haftaki podcastlerde bunları bir bir ele aldım ama geçen haftanın podcastinin etkileri hala sürüyor. Dinlemediysen hemen oraya dön. Venüs retrosunda seni neydi uyardıysam tek tek not al ve tekrar bana gel. Şimdi bakalım bu haftanın gündeminde senin için neler var? Hayatım, bir kere kuruntularını abarttığın bir haftadasın. Bunu dinlemek bir nimet senin için. Haftanın başından dinliyorum Azra, moralim bozuldu deme bebeğim. Ben sana bu etkinin geçici olduğunu söylüyorum. Olmadı mı? Kız olmasın. Kalk oyna. Kalk oynayalım, ne güzel işte. Retro varmış. Aman kalk kız oynayacağız diyeceğiz. Tabii ki de öyle diyeceğiz. Sana kuruntun var demiyorum. Olursa diyorum. Olursa, açıksan eğer ne yapacaksın? Azra söylemişti, benden söylemesi. Olursa eğer profesyonel destek al ya da kendine dön, inancına yoğunlaş, kendinle baş başa kal demişti. Bunu da uyguluyorum diyeceksin hayatım. Evren senin yanında. Şimdi bunun yanında yurt dışından bir takım işler alan, işler kovalayan Başak Burcu'ysan eğer oradaki yavaşlamalara da dikkat ediyorsun. Bunları takıntı yapmıyorsun. Bu bir süreç. Allah'ım beni mi seçtin, başıma da neler geldi falan demeye hiç gerek yok. Hiç de öyle
öyle bir durum yok hayatım. Sadece bir şeyleri bazen evren sana onları sunar ki gör diye. Gözünden kaçmasın diye. Sen zaten dikkatlisin. Nasıl gözümden kaçtı ya demeyesin. Sen de insansın. Olur böyle şeyler. Haftanın genelinde akademiden, yurt dışından güzel gündemler almaya müsaitsin. Ya da eşinin akrabalarıyla belki güzel sofralar kurulabilir. Keyifli, tatlı bir şeyler olabilir. O kadar da olsun. Hak ettin canım. Bu senin hakkındır. Kuruntularını abartmadığın müddetçe hafta genelini gayet iyi görüyorum. Instagram'ıma gelirsen eğer orada zaten detaylıca seni konuştuğumuzu göreceksin. Post yapmış olurum. Yorumunu da beklerim. Kendine dikkat et. Haftaya görüşmek üzere. Yükselen teraziler sizlerdeyiz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hemen başlamadan önce hızlıca diyorum ki geçen haftanın podcastini dinlemediysen git hayatım bir bak oraya. Venüs Retrosu 40 gün 40 gece etkisiyle bizleri büyüleyecek. Senin yönetici gezegenin. Dolayısıyla kendini bu ara biraz hayattan soğumuş, bunalmış, sıkılmış hissedebilirsin. Özellikle hangi alanlarda olduğunu zaten anlattım. Orayı bir dinle sonra devam edesin. Şimdi bu hafta seni neler bekliyor? Ay ay bu hafta neler var biliyor musun? Geçmişte kalan düşünceleri çok fazla ele alacağım. Ya ben bunu unutmuştum, nereden çıkmıştı diyeceğin olaylar var. Eski sevgilileri çok düşünüyorsun. Düşünme terazi. Ben onunla neden ayrıldım diyorsun. Gerekmiştir terazi. Ya bizim onunla dostluğumuz çok da iyiydi ya, ben onu çok özledim. Ay özleme terazi. Özleme aşkım yani. Özleyeceğin varsa Venüs Retrosu'nun bitmesini bekle, öyle git kapısına. Ki göreceksin, retro bittikten sonra diyeceksin ki ay nereden özlemişim, hiç de özlememişim, bana neler etti. Şimdi bir şeyler derdim demeyeceğim. Neler etti o bilmem kim artık siz. Boşlukları doldurursunuz ne ettiyse size. Dolayısıyla aklına gelen fikirleri not al. Çok almak istiyorsan al, hatta aldığın nota alarm koy. Bak o kadar söylüyorum. Venüs Retrosu bittikten sonra bizzat diyeceğim bacım. Bizzat diyeceğim ki çok isteyen varsa gitsin. Ha, sana eski dostların gelecek. Sinsirellalar. Yani beklediler. Retroya mı getirdiler? Sen bunları yemezsin. Dolayısıyla ne yapacaksın bebeğim? Bu retronun genel gündemini, genel konusunu benim Instagram hesabıma gelip takip edeceksin. Daha anlatacağım şeyler var. Susuyorum şimdilik. Şimdi haftanın gündeminde, haftanın başında ortak para kazançlarınla ilgili bir şeyler varsa güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Bu haftanın başıyla ilgili bir süreç, 1-2 günlük bir etki kabul etmeyesin. Ben seni retroda uyardım. Bak bu kadar kuruntuların olduğu bir dönemde belli ki haftanın başında da tam da böyle bilinç dışı alanında güzel bir gösteri varsa eğer ben şuna yorarım. Azra sana benden söylemese eskiye gitme demiş. Sen de bundan şifalanmışsın ve sana iyi gelmiş. Bence bu hafta en çok beni dinlemekten hoşnut olanlar teraziler olacak. Ben de sizi seviyorum. Dostlarınızı özlem konusunda abartıya kaçmazsanız bu hafta gayet iyi gidecek. Detayları Instagram'da konuşalım. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Yükselen akrepler hoş geldiniz. Muhtemelen Instagram hesabımı incelediniz de geldiniz. Biri gelin efendim, hoş gelin. Umarım kimse gidip yeni bir kariyer değişikliği yapmamıştır. Zira geçen haftayı dinlemediyseniz eğer şimdi bu ne diyor ya diyebilirsiniz. Git hayatım, geçen haftayı bir dinle, öyle gel. Çünkü Venüs Retrosu'nun etkisi herkese söylediğim gibi 40 gün 40 gece sürerken geçen hafta olan o ölümsüz podcast kendi eserim 40 gün boyunca anlattığım her şeyi kapsıyor olacak. Bu haftaya gelelim. Şimdi bu hafta Venüs Retrosu bana neler söylüyor? Belli ki arkadaşlarınla ilgili bir şeyler yapmak istiyorsun. Topluyorsun sevdiğin kişileri. Hadi kariyerle ilgili şunu yapalım. Ya da iş ortamında hadi ya yeni bir sürece başlayalım. Başlamıyorduk değil mi? Söylemiştim değil mi? Hani konuşmuştuk değil mi? Yapma. Hislerine güven, gitme. Yeni bir böyle içinde bir şeyler, atılımlar falan olursa yapma. Hislerine güven dediğim, bir şeylere başla diyorsa o his, ona güvenme hayatım. O değil. Haftanın ilk gündemleri kariyer ve statü konusunda abartıya kaçacağın noktasında beni uyarıyor. Haftanın başında yükselip o yüzü kabul etme hayatım. O yüze yükselme. Yükseleceğin şeyler pırlantalar olmasın, senin değerin pırlantadan daha yüksek. Statü değiştirmek, yeni bir göreve başlangıç yapmak. Vallahi ben önermiyorum ya. Azra ama bana terfi çıktı falan. Bilmiyorum sen bilirsin ama ben o terfiye başlamak için biraz beklerdim. Ya işte benim burada bitirmem gereken işler var. Kız yalan da öğretiyorum. Ya işte yalan da öğretirim ben. İşte bitirmek istediğim şu işler var efendim. Hani ben bu görevi tamamlayıp öyle ilerlemek istiyorum deyip de böyle
İyi yalan uydurdum ben şimdi, kabul edelim. Artık gerisi sende, sen de bir şeyler diyebilirsin. Ben yeni bir işe statüde olsa başlamam, yapmam. Haftanın ilk gündemlerinde bununla ilgili çok yüksek olsan da ayağına fırsat da gelse o fırsatları ayağına kov, biri gelsinler. Ha, ama iyi haberler de var. Yani haftanın ilk günlerinde ortaklıkla ilgili sana böyle yüzünü güldürenler belki mevcut ortağın, belki şu anki partnerinle ilgili güzel bir şeyler yaşayabilirsin. Azra benim partnerim yok diyorsan zaten üzülme. Bir sene boyunca senin de hani Mayıs'a kadar konuşmuştuk ya, partnerler alanına ilgili şans var. Bilmiyorsan Instagram'dan oku lütfen. Dolayısıyla mevcut partnerin ya da mevcut ilişkilerinde güzel gündemler yaşayabilirsin. Hep kötü konuşmadım, bak iyi de konuştum. Ben senin yanındayım. Dostum sen beni dinle. Benden söylemesi. Seni üzmem. Haftaya görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Aman efendim aman, kimler gelmiş? Zodyan akademisyenleri, derin bilgi sevenleri ve bazen ıssız adamlar. Hoş geldiniz. Geçen haftayı dinlemediyseniz koşun dinleyin, öyle gelin. Çünkü Venüs Retrosu'nun etkisi bayağı bir sürecek. Dolayısıyla hatta not almadıysan git onları tekrar dinle. Bu etki hazır yoğunken bugün de onları tekrar almayacağım. Çünkü bizim gündemimiz bu hafta daha farklı. Bebeğim bu hafta neler var biliyor musun? Abartacağım bazı konular varsa eğer, iş ortamında yükselmelere dikkat et. Çok net. İş değişikliklerine dikkat et. Çok net. İlla bu iş değişikliği değil. Hani iş ortamınla ilgili olur ya, kampüs değişikliği. O ofiste değil, burada bulunmak istiyorum. Burasının havası darmış. Zaten şu ne zamandır gözüme çarpıyordu. Kız bu zamandır gözüne çarpıyordu. Bu hafta mı yapasın? Yapma. Abartıya gitme. Ya da böyle orada bir organizasyon yapmak istiyorsun. Abartıya gitme. Bu hafta bu alanlarla ilgili abartıya kaçmaman gereken bir haftadasın. Ha, özellikle bunlar böyle yurt dışı ile ilgili bir takım konular ya da eğer bir akademisyensen mesela, özellikle ya da derin ilimi araştırdığın bir alandaysan, burada bulunduğun ofis tarzı yerlerde yeni hareketler yapmakta abartıdan kaçın. Bence yay burçları da bu hafta şunu düşünüyor olabilir. Hatta bu Merkür'ün geçişi biraz daha uzun sürecek. Eylül'de tam başka konuşuyor olacağız ama yay burçları şimdi de kendi medeni durumlarını, statülerini sorguluyorlar bence. Normal bebeğim, bu hafta böyle bir etki de gelecek sana. Ya bende bir sorun mu vardı, ne oldu da falan. Ne güzel, kendini keşfetmeyi seversin sen. Ama sövmeye gitme. Çünkü bu retro boyunca çok müsaitsin bir takım şeyleri ele alıp ben neden böyle yaptığımda, ya pozitif ve negatif şekilde ele alırsan ne ala. Ama kendine sövüyorsan sorun var demek. Hayattan soğuyorsan sorun var demektir. Belli ki terazinin bir takım yerine dengeyi tutamıyorsun. Dengeyi yapamıyorsun. Ya bir git yakın arkadaşından destek al. Ya ben böyle böyle durum yaşıyorum. Ya partnerinle konuş ya da profesyonel biriyle konuş. Çünkü eğer bunlara dikkat etmezsen, tamam yoğun kuruntu yapacağını görmüyorum. Allah'tan öyle bir etki yok. Ama derin düşüncelerde kendini bulabilir ve kendine haksızlık yapabilirsin gibi görünüyor. Öte yandan haftanın ilk günlerinde de yapacağım bu abartıya dikkat etmen koşuluyla bazı tatlı meseleleri de yakalayabilirsin. Yani sanki gökyüzü diyor ki, abartıya kaçmadığın müddetçe yaşadığın ya da iş ortamı olarak bildiğin yerlerde tatlı gündemler yaşayacaksın. Onu dozunda bırak. Bu da çok güzel. Bunu da aldık hele. İçinde bulunduğun düşüncelerden dolayı yeni yollara da sapmazsan, ya ben bugüne kadar buna inanıyordum, hadi artık sil baştan yeni bir yola çıkıyoruz da demediğim müddetçe hafta geneli senin için iyi görünüyor. Venüs Retros'un etkilerini ve bu haftanın daha detaylısını Instagram hesabımda senin için yazıyor olacağım. Kendine dikkat et. Haftaya görüşmek üzere. Hoş geldiniz Oğlak burçları. Kemerlerinizi bağlayın. Kariyerle ilgili anlatacağım şeyler yok belki. Belki para diyemeyeceğim ama başka alanlar diyeceğim canım. Hemen kapatmayın. Bakalım sizin için neler var. Öncelikle geçen hafta anlattığım ne varsa etkisi sürüyor. Venüs Retrosu 40 gün 40 gece bizlerin bilinç dışını, hayatımızı, ekslerimizi ve yaşamlarımızı adeta bir kazı çalışmasına alıyor. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Bu konularda dikkatli olacaksınız. Ve geçen haftanın podcastinde sizi hangi konularda uyardıysam onları ele alıp iyice yazıp dikkat edeceksiniz. Şimdi hafta genelinde bakalım neler var. Haftanın başı bana diyor ki onu uyar. Kredi fırsatları eğer böyle gözüne gözüne çarparsa eğer, istediği kadar bankacılar arasın, kapatsın telefonu. Direkt kapat. Saygısız olmazsın. Çünkü abartıya kaçacağın bazı mevzular var ya da ortaklı para aldığın alanlar varsa, ne bileyim bir aile şirketindesindir. Sana gelen parayla ilgili bir takım aksaklıklar görüyorsundur. Haftanın başında çıkışma. Net. Onun dışında eğer hayatında biri varsa onunla güzel gündemler yaşadığın ya da eğlence alanıyla ilgili böyle hafta başında tatlı tatlı bir takım olaylar yaşayabileceğini gökyüzü benim kulağıma fısıldadı. E bu da keyifli. Bak ne güzel. Ya da çocuklarınla ilgili belki etkinlik yapıyorsun ve keyif alıyorsun. Çok da müsait haftanın ilk günleri. Ne güzel. Böyle belki sana ben de
destek atıyor oluyorum. Yapmayacağın varsa da yaparsın. İlişkinizi canlandırırsın. Bu ay genelinde bazı oğlakların özellikle yurt dışına mı çıksam ya da ithalat ihracatla mı uğraşsam ya da sosyal medyaya mı atılsam gibi düşünceleri olabilir ve bu konuya ciddi kafa yorabilir. Venüs retrosu başlamadan önce aklında yoktu da şimdi mi geldi hayatım? Yazıyorsun her şeyi, her fikrini kenara ama başlamıyorsun. Zihnine ne geliyorsak, ne geliyorsa onları kenara yaz. Retrodan sonra biz bakarız onların gidişatına, nasıl gidiyor, nasıl dönüyor. Hemen karar alma. Çünkü karar almak istiyorsun, bir şeyler yapmak istiyorsun. Hemen inip çıkışma. Hatta böyle retrodan sebep gaza gelip bir takım ilişkilerini de bitirmeye falan kalkma. Pişman olmayasın. 40 gün sıkacağız artık dişimizi. Yapacak hiçbir şey yok. Senin eminim yarım kalan işlerin vardır. O işlerini bir şekilde bitirmeye odaklanırsan bu haftayı dikkatli geçirirsin. Hafta genelinde. Geçen hafta da söylediğim gibi çarpık ilişkilere, yanlış ilişkilere, senin tadını kaçıracak ilişkilere dikkat et. Ona söyle diyor. Benden söylemesi. Haftaya görüşmek üzere. Kovalar, kovalar, neredesiniz? Toplandıysanız gelin birlikte bu haftanın gündemini ele alalım. Her şeyden önce, eğer geçen haftayı dinlemediysen bebeğim, git geçen haftayı dinle. Zira Venüs retrosu 40 gün 40 gece boyunca etkilerini sürdüreceğinden o notları yazıyor ol ki burada tekrar gündemimizi karıştırıp sana hatırlatıyor olmayayım. Zaten yeteri kadar uyarıyı yapıyor olacağım ama korkma, güzel gündemlerim de var. Şimdi çoğu kova geçen hafta kendisiyle ilgili bir sonlanma yaşadı diye düşünüyorum. Bir konusu netleşti, kendini ona göre planladı ama ne demiştik? Yeni yollara girmek yok. Birçoğunuz bana şunu diyecek biliyorum. Bak oğlum, kendine bir yol çiz artık diyorsun bir yandan, bir yandan kalemimi kırdın, çizemiyorum bak. Biliyorum hayatım ama ben bu oyunun kanununu yazmıyorum. Elçiye zeval olmaz. Ben sadece anlatıyorum. Şimdi toplan. Bu hafta kuruntu yapacak burçlardan biri de sensin. Psikolojik temelli bir takım ruhsal sıkıntılar, psikosomatik rahatsızlıklar. Ay karnım ağrıyor ama ilaç içtim geçmiyor. Hayatım psikosomatik, yani psikolojik. Başımın ağrısı bir türlü dinmiyor. Zaten şu sırtım var ya, ah sorma, o sırtım bir benim çilemi çekiyor. Nice doktorlara da gittim geçmiyor. Burada önemli parantez, doktora gittiğiniz halde hala doktor size bir şey yok demesine rağmen sürüyorsa bunun altında psikolojik etmenler yatıyor olabilir. Bu ay bu konuda biraz göze çarpıyorsunuz sevgili kovalar. Çünkü ilişkileriniz yavaşladı ya, tamam kabul ediyorum. Evet, ikili ilişkiler nanay. Ne yapalım? Her zaman güzel gidecek diye bir şey yok. Bazen kötü duyguya tahammül etmemiz gerekir. Yani tamam burada gırgır şamata yapıyoruz ama hayatın içinde kötü duygu da var. Halil Cibran'ın bu konudaki sözleri benim ciddi referansımdır. Günümüz psikolojisinde de bunu çok fazla kullanıyoruz. Yani canım sıkıldı, hadi modunu bulalım. Kendine gel, modun yerine gelsin gibi. Değil hayat her zaman. Şimdi buradaki soğuma alanında seni nasıl uyarmıştım? Demiştim ki hayatım sonlandırmaya gitme. İlişkinde bir şey gözüne çarparsa bunu ya sakince ele al ya da profesyonel bir çift terapisiyle ele al. Zaten sadece partnerlerin değil buradaki konu. Hayatındaki dostların da olabilir, ortaklıkların da olabilir. Tadını kaçıran mevzularda pat diye ben bu işi bitiriyorum'a gitme. Haftanın başında ev konularında güzel gündemler var. Belki keyifli sabah kahvaltıları ya da akşam yemekleri seni şen edebilir ya da aileden birinin güzel desteğini alabilirsin. Ya iyi ya, en azından evim var diyebilirsin. Bu konu senin için aydınlatıcı görünüyor. Abartmaman gereken şey de yani bu ev ortamına dayalı olarak evin o güzel konularında bir şeyleri görmeyerek partnerine yüklenebilirsin. Bu senden kaynaklı. Senden kaynaklıysa bence önüne geçebilirsin. Hani dışarıdan kaynaklıdır, kaderseldir, bunlara bir şey yapamayız. Ama senden kaynaklıysa şimdiden kendine dikkat edebilirsin. Bunlara dikkat edersen haftan güzel geçecek. Benden söylemesi, detayları Instagram'da konuşalım. Seviyorum sizi. Dikkat edin. Haftaya görüşmek üzere. Yükselen balık. Kız üzülmüyorsun değil mi anlattıklarıma? Vallahi korkuyorum size. Elimde peçetem de yok, uzatamıyorum da. Ne yapıyorsunuz? Kendinizi de öyle kedere boğmuyorsunuz inşallah anlattıklarımda. Tamam, bu hafta güzel gündemlerim de var. Yani her şeyi kötü algılamayın. Zaten beni şöyle bir baştan dinleseniz. Kimlerin başına neler geliyor annem ya? Vallahi bir sen değilsin bu işin içinde. Her şeye ağlıyorsun, kederleniyorsun. Dünyanın kurbanı sen değilsin. Değilsin. Bana güven. Ben değilsin diyorsam gerçekten değilsin. Şimdi geçen haftanın etkileri sürüyor. Venüs retrosu 40 gün 40 gece şenlendiriyor ortalığı. Zaten senin iş alanlarında çarşı pazar biraz karıştı. Biraz işler yavaşladı. Uykuların belki karıştı. Görüyorum. Biliyorum. Biliyorum. Tamam ama geçici bir etki. Bunu da sen bil. İş ortamlarında yeni bir iş değişikliğine gitmemen gerektiğini zaten öğrendin.
Haftanın başında kardeşlerinle ilgili güzel gündemler yaşayacaksın. Bak, herkesi sona sakladım, sana başta söylüyorum. Kardeşlerinle ilgili ya da süre gelen bir eğitimin varsa belki eğitiminle ilgili tatlı bir takım güzel yüzünü güldüren şeyler yaşayabilirsin. Birçoğunuz diyor ki, bu balıkların çoğunda var. Ya ben partnerimle ne zamandır bir ilişki sürdürüyorum. Artık bu ilişkiyi tamamlamak adına yeni adımlar atmak istiyorum. Sen atma. Çünkü burada biraz istekli seni gördüm, seni düşünceli gördüm. Hani var ya Instagram'da işte sevgilisine evlilik kutlamaları ile ilgili bazı reels'ler atıyorlar. Hani aşkım ya, bir şeyi çok beğendim, sen de baksana. Yemezler. Özellikle Azra Ateş dinleyicisi ise eğer hiç yemez. Haftanın başında bu tarz olayları çok abartmaya açık olduğunu bil. Azra bana söylemişti ya, de ve abartma bebeğim. Sen kardeşlerinle yaşayacağın güzel süreçlere, güzel gündemlere odaklan. Ya Azra, ben çok sıkılıyorum, çok bunalıyorum, içimde bir sıkıntı var falan gibi bir şeyler söylüyorsan, Satürn'ün birinci evinde olan o transiti 2,5 sene boyunca zaten seni etkileyecek söyledim. Bu çok genel bir etki. Ha, Satürn de retro, Venüs de retro. Önümüzdeki ay süreçler daha farklı olacak. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Çok canını sıkan bir şeyler varsa, hazır kafan temiz, kuruntu da yapmıyorsun. Yani eğer orada bir gezegenlerin yoksa ve tetiklemiyorsa, çok ciddi kuruntular altında görmedim seni. Ne demek istiyorum? Hazır zihnin bu kadar rahat ve ferahken, eğer bir profesyonele gidemiyorsan, otur sen eline kağıt kalem al. Ben bu hayatta nelerden mutluyum, nelerden mutsuzum? Bunları yaz. Zihnin parlak, açık. Retrodan sebep bir takım işte iş ve hani geçen hafta konuşmuştuk ya, iş alanlarıdır, günlük işlerindir ya da ruhsal sağlığınla ilgili bazı o süreçlerindir. Kafam berrak. Retrodan sebep en fazla yavaşlamalar yaşıyorsun. Kendi kendine de ele alabileceğin bir konu olarak görüyorum. Şimdi retronun etkilerinden muaf değiliz, kabul. Ama retro ile ilgili süreçlere dikkat ettikten sonra haftanın güzel geçmemesiyle ilgili bir şey ben göremiyorum. Eğer kendi haritanda özel bir neden varsa o zaman da seni seansa bekliyorum. Hayatım, ben hepinizin haritasını tek tek nasıl bileyim? Instagram'da da detaylıca anlatayım. Öyle de gönlünüzü alayım diyeyim ve bu haftayı sonlandırayım. Canım 12 Burç, canım dinleyenlerim ve canım sizler. Dostlarım, bir haftayı daha kapattık. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Sizi seviyorum.